bir de kirana alıyor götürüyor. Bu tip işler Türkiye'de çok olduğu için ev sahipleri de kendi açılarından böyle bir kendilerine göre bir tedbire yola başvurdular. Eğer siz bu parayı alır toplu birlikte alır da efendim çalıştırırsanız ondan istifade ederseniz o bir vebaldir. Vebaldir. Adamın yaşayıp yaşamayacağı belli değil, sizin de yaşayıp yaşamayacağınız belli değil. Ama karşılıklı rıza olursa ona bir şey denmez. Fakat depozit meselesinde epey sıkıntı çeken insanlarımız var depozit meselesinde. Bu değneğin iki ucu da çok özür dileyerek söylüyorum saygıdeğer seyircilerimizden pisliğin içerisine bulaşmış vaziyette. Dolayısıyla neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Şimdi Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bir çilesi vardır. Bir sürü çilesi var da Türkiye ile ilgili. Aldılar, çalıştılar, yaptılar, ettiler, tuttular, kiracıları koydular. Şimdi kesin dönüş yapmazsan o kiracıyı oradan çıkaramıyorsun beyefendi. Bu adalet mi? İş mi bu yani? He. Efendim o da paşa paşa oturuyor. Nasıl olsa çıkarmayacaklar. Başından beri söylüyoruz. Programa başladığımız günden beri söylüyoruz. Kişinin gönlünden iman, Allah korkusunu, gönlünden imanı, kafasından Allah korkusunu çıkarırsanız, atarsanız bir kenara koyarsanız, onun her türlü riskine razı olacaksınız. Bir evladı anaya babaya isyan mı ettirmek istiyorsunuz? Kafasından Allah korkusunu, gönlünden imanı sileceksiniz. Bir kadını kocasına isyan mı ettirmek istiyorsunuz? Kafasından Allah korkusunu, gönlünden imanı sileceksiniz. Bir insanı kanuna, nizama karşı mı olsun istiyorsunuz? Kafasından Allah korkusunu, kalbinden imanı sileceksiniz. Bir adamın metreyi, kantarı, teraziyi eksik ölçüp eksik tartmasını mı istiyorsunuz? Kafasından Allah korkusunu, gönlünden imanı çıkaracaksın azizim. Ha, bir evladı anaya babaya muti mi yapmak istiyorsun? İtaatkar mı yapmak istiyorsun? Kafasında Allah korkusu, gönlüne imanı yerleştireceksin. Bu benim anamdır diyecek. Allah'tan sonra en çok saygı duymam, hürmet etmem gereken insandır diyecek. Bir kadını kocasına saygılı, muti mi yapmak istiyorsun? Kafasına Allah korkusu, gönlüne imanı yerleştireceksin. Kadın orucunu tutar, namazını kılar, iffet ve namusunu muhafaza eder ise ve kocasına da itaat eder ise cennetin istediği kapısından cennete girer diyor. Ha, kocasına itaat ederse, koca da koca gibi koca olursa, koca da koca gibi koca olursa, efendim çoluk çocuğunun içerisinde, yavrularının yanında o kadını döven, o kadına hakaret eden, o kadının yüzüne tüküren, o kadının babasına, anasına söven bir koca olursa nasıl yaşarsın? Nasıl yaşarsın? Efendim gece gelir serhoş, zil zurna serhoş, ben zaten o serhoşlara acımıyorum. Ben sadece o kadıncağıza ve o kadıncağızın yavrularına acıyorum. O babalarını o vaziyette görürlerse, sabahleyin okula gittiklerinde arkadaşlarından birisi hasbelkader balkonda, pencerede onun o rezil vaziyetini görmüşlerse, görüyor musun abi bizim serhoş komşunun oğludur demelerine rıza gösteriyor musun arkadaş? Hazreti Ebubekir'e cahiliyet döneminde, yani henüz İslam gelmeden önce sordular. Dediler ki ya Ebubekir, herkes içki kullanıyor. Siz çok zengin insan olmanıza rağmen siz kullanmıyorsunuz. Ben bu sözümü yanlış değerlendirmesinler, doğru değerlendirsin saygıdeğer seyircilerimiz. Ben izzeti nefsine, gururuna düşkün bir insanım. İçki insanın izzeti nefsini, gururunu ayak altına alıyor dedi. Alıyor mu kardeşim? Ya hoca adam gibi içersen niye alsın ya o filan. Bunun adam gibi içmesi nasıl oluyor onu ben anlamıyorum tabii. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi adam gibi içmek nasıl oluyor onu anlamıyorum. Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam. Sevgili izleyicilerimiz böyle birden farklı farklı konulara gidiyor gibiyiz ama geldiği sırayla okumaya çalışıyorum. Onun için birden bir başka mevzudan başka mevzuya geçeceğiz. Misvakla ama bu ilgili... soru. Tabii sorularla tabii gidiyor soru ya. Misvak, hani şimdi birden bunu konuşurken hani böyle birbirini takip eden konular olsun diye değerlendirme yapamıyoruz. Soru mümkün geldiği değil, gibi evet, okuyorum. Mümkün değil. Evet. Misvakla ilgili oruçluyken evet. Kullanmakla ilgili bir hüküm var mı? Şimdi burada hani da gene bir suyu falan lezzeti geliyor ağaçtan yani, diye bir şey soruyorlar. Yani da. Şimdi burada da bir şey söyleyeceğim de gene kızacaklar. Misvak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günün şartlarında tavsiye ettiği bir temizlik aletidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin huzurunda efendim ağzına bunu sokup da böyle karıştırmamıştır. Tamam mı kardeşim? Efendim bunu buraya takıp da şuraya takıp da o filizli tarafları yukarıda İstanbul, Ankara, İzmir yani şehir hayatı, köy hayatı, şehir hayatı tozdan muaf mı arkadaş?
Muhatap değil. Buraya toz geliyor mu kardeşim? Geliyor. Sen daha sonra ne yapıyorsun onu? Daha sonra alıyorsun, ağzına sokuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye. Ha, bu misvak kullanılır. Bu misvak oruçta da kullanılır. Kullanılmaz değil. Ama dişini nasıl fırçalıyorsan, zaten misvağın yerine fırça gelmiş şimdi. İstersen misvakla yaparsın, misvakla yaparsan peygamberin tavsiyesine uyarsın. Asıl olan ağız temizliği orada. Tabii, asıl olan ağzın temizliğidir. Bunu diş macunuyla da yaparsın. Yalnız saygıdeğer seyircilerimizin burada bir handikapları var. Ağzım, dilimizin ucuna efendim macunun tadı geliyor. Yutuyor muyuz biz azizim? Yutmuyoruz. Karnımıza bir şey gidiyor mu? Gitmiyor. Boğazımızdan aşağı bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Öyleyse ağzınızı fırçalamakla, dişinizi fırçalamakla Ramazan'da diş orucunuza zarar gelmez. Misvak kullanmakla da orucunuza zarar gelmez. Misvak bir temizlik aletidir ama ne olur bunu nezih kullanın arkadaş ya. Nezih kullanın, nezih. Hocam, sürmeyle ilgili bir hüküm var mı? Hanımlarımız sürme çekerler kendi beylerine karşı. Hanımlarımız beylerinin yanında Gürkan Bey'i istedikleri kıyafeti giyerler. İstedikleri gibi süslenirler. E bizim hanımlarımızın çoğu böyle mi yani Allah aşkına? Çarşıya, pazara gezmeye giderken ooo pırıl pırıl iki diren bir çekirdek. Ya evde o elbiseler evde giyiliyor mu? Ha, şimdi diyecek ki lan hocanın da böyle bir sıkıntısı var. Vallahi benim öyle bir sıkıntım yok arkadaşlar. Yok öyle bir sıkıntım ya. Ben hocam cemaat halinde gülümse. Hayır ama ya. Öyle bir sıkıntım olsa ben 44 senelik evliyim. Aynı kadınla 44 sene çekilir mi hayat? Eyvallah. Öyleyse yok öyle bir şey. Evet. Hocam, doktor tabii ki değiliz ama cilt kanserli, Allah şifalarını versin. Anneannesi cilt kanserli. Oruçla ilgili bir manisi tutabilir mi diyor da onu doktoruna sorması gerekir herhalde. Doktor bey ilaç uyguluyor ise, bak sevgili abi, ilaç uyguluyor ise ayet gayet sarih açık. Eyyâmen mâdûdât femen kâne minküm merîzen diyor Allah. Hasta ya. Hasta olan adam orucunu tehir eder. Doktoru diyorsa ki oruç tutma, tutmaz. Hocam, bir evi var fakat borç alarak bir ev daha almış ve borçlu. Dolayısıyla bir evden de bir gelir geliyor, kira geliri geliyor. Borcu da var. Zekat vermen borcunu, gerekir mi? Borcunu parasından düşer. Düştüğü zaman eğer geride bir miktar kalıyorsa, nisap miktarına ulaşıyorsa zekatını verir. Düşer borcunu. Yani şimdi taksit ödüyoruz mesela. Daha net hocam söyleyelim. Heh. Borcu olan miktar neyse, mevcut malının miktarını bir hesaplayacak. Ondan düşecek. Kalan miktar nisap zekat, miktar. Zekat bahsinde bu konulara çok ağırlık vereceğiz de. Yalnız orada bir şey var. Hemen hatırlatalım onu saygıdeğer seyircilerimize. Bir eve girdik. Kira şey ödüyoruz. Nedir o? Ayda para ödüyoruz. Hani yapıyor ya devletin belli kuruluşları yapıyor. İşte 80 ay, 90 ay, 100 ayda ödeyeceksin. Morgüç sistemi dedikleri. Şimdi burada biz sadece bu sene zekat verir iken taksitlerimizin bir seneliğini, yani 2012'nin taksitlerini borcumuzdan düşeriz. O sene zekat veririz. Bir dahaki sene, bir dahaki senenin taksitlerini düşeriz. Kalandan zekat veririz. Evet. Hocam, dua ettikten sonra onu yüze sürmenin bir hükmü var mı? Hayır, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kaldırmış elini, bak. Diyor ki sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini öyle kaldırdı ki sırtındaki rıdası yere düştü. Bir başkasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini öyle kaldırdı ki koltuklarının altı gözüktü. Ben de derim ki cemaate, ya şu elinizi kaldırın Allah aşkına, biraz yorulsun şu el ya. Şöyle tutarken biraz yorulsun. Mıntı gibi böyle. Bazıları böyle tutar filan. Ya Allah aşkına dua yapıyoruz ya. Dua dua. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika sürer bu. Şöyle elin yorulsun arkadaş birazcık. Yüzüne de sürer. Ya, yüzüne de sür kardeşim ya. Ne onun. Ha, bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Bir de işin o tarafı var. Evet. Ama meraklı vatandaşımız diyor ki niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmış onun için. Evet. Yani bilmiyorum, mantığı da bir nevi avucumuzun içerisine eğer bak, rahmet damlaları döküldüyse zaten onu... Şöyle yaptığınız zaman diyor Allah'ın rahmeti yağar. E aşağı dökülmez mi? Ya senin avucunda kalan sana yeter kardeşim ya, yeter. Şimdi yağmur duasına çıkarız ya biz. Yağmur duasına çıkınca o zamanlar dalga geçiyorlardı. Ellerini ters çevirmişler, ceketlerini ters giymişler filan. Ne olacak yani, Allah yağmur mu verecek filan. Ya ben o yolda bulunayım da... Sen ne? Bak geçen Emin Işık Hoca anlattı. Bir arkadaşı anlatmış ona, onu söyledik galiba. Efendim yağmur duasına çıkacak bütün köylü. Yağmur duasına yürümüşler, dua yapacakları yere doğru gidiyorlar. O köylülerden sadece bir tanesi şemsiye almış abi. Bak şemsiye almış. Hoca diyor ki iman bu işte. Niye? İnanıyor ki o adam o duadan sonra yağmur yağacak.
Tamam mı? Tek kişi şemsiye. Onun için iman önemli hadise yani. Evet. Eyvallah. Hocam namazda otururken kıbleye mi yoksa dizlerimizin üzerine mi bakmalıyız diye bir soru var. Kıbleye karşıya bakamazsın oturduğunda. Oturduğunda önüne bakacaksın. Önüne bakacaksın. Önüne bakacaksın, evet. Şimdi bir ne olur bir kalkayım azıcık buraya söyledim mi? Lütfen mı? Lütfen hocam. Kalkayım ha. Lütfen. Şimdi bak. Niyet ettim Allah ona susa çocuklar arkada kalmasınlar kusura bakmasınlar. Allahu Ekber dedik durduk mu arkada? Benim yüzüme bak lütfen. Oraya bakma bana bak. Hocam bir sonraki soruyu. Dur arkadaş bana bak Allah aşkına. Sıkıntı olur. Böyle baktık mı? Elimizi bağladık. Elimizi bağladığımızda böyle karşıya bakamayız. Karşıya ne zaman bakarız? Kabe'de namaz kılarken şöyle Kabe'ye bakarız. Çünkü Kabe'ye bakmak Allah'ım da iyi. Oraya bakarak namaz kılmayı nasip etsin amin, herkese. Amin, amin. Efendim böyle dururken secde yapacağımız yere bakıyoruz. Böyle dururken. Secdeyi nereye yapıyoruz oraya. Rükuya eğildiğimiz zaman da ayaklarımızın üzerinden bakıyoruz. Oturduğumuz zaman teşekkür da şey yapıyoruz. Oturduğumuz zaman evet. Da yine dizlerimize bakıyoruz. Evet. Evet. Kunut duasını bilmeyenler imam tekbiri getirdikten sonra başka bir dua okuyabilirler mi? Rabbena atina fid dünya. Kunut duasını bilmeyenler Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten onu okuyacaklar. Onu da bilmiyorsa ey Allah'ım Rabbena deyip bırakacaklar. Evet. Arabasında, otobüste, orada burada yüksek sesle müzik dinleyerek bir başkasını rahatsız edenler için de kul hakkına girdiler diyebilir miyiz? Şimdi biz gelirken demin programa gelirken şurada lambada beklerken pencereyi kapatmak zorunda kalmadık mı? Evet. Ben hakkımı helal etmedim o delikanlıya. Beni rahatsız etmeye hakkım var mı kardeşim? Sonra benim istemediğim bir müzik ya. Senin çaldığın, senin zevkin ayrı, benim zevkim ayrı. Beynimi sen neyi ifade ediyorsun? Hoşlanıyorsun. Ben de Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğinden hoşlanıyorum. Ama hoşlanıyorsam adam gibi dinlemeliyim onu. Alemi rahatsız ederek, ya neyse görmediğim bir oğul olmuş da derler işte. Öyle bir şey vardır onun devamı. Cehalet kötü şey azizim, kötü cehalet kötü şey. Altında kötü bir Murat arabası var. Hoş dün o lüks bir arabaydı Murat da. Kötü bir Murat arabası var. Açmış teybi sonuna kadar mahalleyi inletiyor. Ulan Allah'tan korkun altındaki arabaya bak. Bizim evdeki merkep ha o şimdi artık ya şey kalmamış ki artık evet. Hocam deniz ürünlerinden midye, istakoz, yengeç gibi canlıların yenmesi özellikle Ramazan'da yenmesi uygun mudur? Bununla ilgili bir dini hüküm var mıdır diye sorarlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine bağlı olan arkadaşlarımız yengeç, midye, istiridye, istakoz, su aygırı, deniz domuzu gibi efendim mahlukatı yiyemezler. Efendim dinen haramdır bu. Bunu ben yanımda gezdiririm. Ama diğer mezhebe göre, Şafii'ye göre, Maliki, Hanbeli'ye göre ise yenmesinde mahsur yoktur diyorlar. Hanefi'ye bağlıysanız yeme hakkınız yok abi. Ha ya o Hanefi'ye bağlıyız ama burada da Şafii'yi taklit edelim de midye dolması satıyor adam. Ulan onun içinde ne var ya? Allah aşkına ne koyuyorlar? Biliyor musun ya? Tövbe estağfurullah. Hocam insan. Ağzımızdan bazen olumsuz bir şey çıktığında öyle deme. Dua niyetine geçer başına gelir der eskiler. Dua niyetiyle söylemesek de doğru mudur bu söylem diyor. O sözü de yeni duyuyorum. Hocam nasıl? Çokça ben çok duydum. Mesela örnek vereyim ben. Yani mesela ölümle ilgili bir şey söylüyor diyelim ki. Evet. Ya öyle deme dua niyetine geçer. Azizim innemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Senin niyetinde ne varsa onu söylersin. Dilinden o dökülür. Ama halk arasında da bir yerleşmiş şeylerimiz vardır. Güzelliklerimiz. İkaz babında söylüyorlar. Öyle deme. Ağzın ona alışmasın. O manadadır. Yoksa yani şöyle düşün hocam. Şimdi gümbür gümbür bir deprem olursa görün gününü diyor. Lan öyle deme dua niyetine geçer diyor mesela. Yani yok abi yani yok. O şey değil yani o kadar fazla abartmamak lazım onu. Fazla abartmamak lazım. Evet. Dedesi ve annesi şeker hastası oruç tutamıyor. Kefalet vermeleri kefalet değil o tabii. Öyle demiş o. Gerekiyor mu? Aldıkları para geçinmelerine bile geçinmelerine yetiyor. Borçları da var. Şimdi bak sevgili dostum. Türkiye'de aşağı yukarı %20, %25, belki %30 insanımız fitre alması gerekirken fitre verirler. Niye? Çok fakirlerimiz bile fitre verirler. Bana mesela mesaj göndermiş bir vatandaş. Diyor ki bana fitre verdiler ben de o fitreyle fidye versem olur mu? Ya sen fitre alıyorsun. Fitre alacak kadar muhtaç bir insansın. Vatandaş sana fitre verirken senin fitre vermen uygun değil.
Onun için bizim vatandaş